Rezonans terapisti ve psikolog Abdullah Alparslan Çıngıl, dijital bağımlılığın uyuşturucunun önüne geçtiğini belirtti. Yeni nesili tehlike altına alan bağımlılıklar şu günün şartında gelişen teknolojiyle ilk başta sosyal medya bağımlılığı, akabinde online oyunların bağımlılıkları geliyor. Daha sonrasında uyuşturucu biraz olsun popülerleşmeye başladı. İzlenilen televizyon dizileriyle, yapılan müziklerle, algılarla yeni nesile gençliğe uyuşturucunun gayrimeşruluktan meşruluğa geçişi aşılanmaya, iletilmeye çalışıyor genelde. Biraz daha olsun sigara ve kafeinli insanların pandemi sonrasında özellikle düşüşleri var. Çünkü o yaşanılan kalınan süreçte, 2 yıllık süreçte insanlar hareketsiz alanlarda da kendilerine fizyolojik olarak verdiği rahatsızlıkları bayağı gördüler. O bağımlılıklarını biraz olsun sonlandırmak, durdurmak istiyorlar. Onun dışında ilerleyen, şu an gelişen süreçte en tehlikelisi ve en masum gözükeni hepimizin cebinde olan telefonlarla birlikte, tabletlerle birlikte teknoloji ve sosyal medya bağımlılığı geliyor. İlk sırada şu an bunlar var. Bundan bir 3-5 sene önce daha geriye gittiğimizde konuşulacak olan en yukarıda, en yüksek olan bağımlılık ise sigaraydı mesela. Ama şu an bunlar gelişen ve ilerleyen dönemde yer değiştirmiş şekilde. Bağımlılıktan kurtulmanın yollarını anlatan Çıngıl şöyle konuştu. Bağımlı kişinin ilk önce kendini tanımlaması gerekiyor. Bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Bağımlılığını kabul edip yansıtmaması, inkar etmemesi gerekiyor. Bağımlılığı kabul ettikten sonra da gerek fizyolojik gerek mental anlamdaki kendine vermiş olduğu zararı veya kendine vermiş olduğu tahribatı iyi bir şekilde yorumlayıp sonlandırmak mı istiyor, seyretmek mi istiyor, komple mi bitirmek istiyor? Bu 3 soruyu kendine sorduktan sonra bir destek alabilir. Kendinin başarabileceği, kendinin durdurabileceği, kontrol altına alabileceği durumlar da vardır. Ama bunun dışında fizyolojik olarak da destek alması muhtemeldir, gerekir. Çünkü sadece zihninle sonlandırabileceğin bağımlılıklar var. Bir de destekle, fizyolojik yardımlarla, desteklerle iyileştirebileceğin veya biraz olsun durdurabileceğin bağımlılıklar var. Bağımlı kişilerin topluma da büyük zararlar verdiğini söyleyen Çıngıl şöyle devam etti. Bağımlılar sadece kendilerine zarar vermezler. Çevresine, ailesine, yakınlarına, bulunduğu tüm sosyal ortamlara zarar verirler. Örnek veriyorum, bir sigara kullanıcısınızdır. Sadece kendinize zarar vermezsiniz. Dışarıya verdiğiniz dumanla içeride bulunan, sigara kullanmayan bir insana da zarar veriyorsunuz. Bu sadece normal, somut bir şekilde görebileceğimiz kısmı. Onun dışında psikolojik kısmı da vardır. Psikolojik zarar dediğimiz, bunlar pek gözde görülmez, tanımlanmaz veya o an için fark edilmez ama özellikle küçük çocukların yanındaki yeni bağımlılıklar, yani daha doğrusu sürdürülen bağımlılıkların taklit rol modelle birlikte ilerleyen zamanda başlaması muhtemeldir. Yani şu an sizdeki, hali hazırdaki bir bağımlılığınız ilerleyen zamanda çocuğunuzun özenmeyle veya annem babam gibi olacağım derdiyle ilk bir başlangıcının startının aslında ilk doğumunu o çocuğa o an için atmış bulunmaktasınız, atmış oluyorsunuz. Pandemiden sonra sigara bağımlılığının arttığına dikkat çeken Çıngıl şu ifadeleri kullandı. Sigara bağımlılığında son zamanlarda öz bakım genel olarak arttı. İlk başta pandemi zamanında biraz olsun durulmuştu ama tekrardan sosyal ve dinamik hayatın başlamasıyla birlikte insanlar kusurlarını, eksikliklerini veya kendilerine verdikleri zararı biraz daha mantık süzgecinden geçirerekten bağımlılıklarını sonlandırmaya çalışıyorlar. Biz de rezonans yöntemiyle, rezonans cihazıyla birlikte bağımlılıklarda çalışırken yardımcı olmaya çalışıyoruz. Destek seansı olarak rezonansı da işin içine dahil ediyoruz ve güzel kısa sürede sonuçlar alabiliyoruz. Örneğin sigara bağımlılığı için iddialı bir durum olacak ama genelde tek seansta fizyolojik kısmını, temizlik kısmını bizler halledebiliyoruz. Geri kalan psikolojik kısmını halletmek ise onlara kalıyor. Çıngıl sigara yaşının 13 yaşlara kadar düştüğünü belirtti. Başlama yaşı ne yazık ki üzülerek söylüyorum biraz olsun düştü. Özellikle 13-14'e kadar indiğini görüyoruz. İlk bir bağımlılığın oluşabilmesi için temeli sigaradır. Sigara kullanımının da bayağı geriye düştüğünü, geriye çekildiğini görüyoruz yaş olarak. Ne yazık ki ortaokul seviyelerinde 12-13 yaşındaki kişilerin, bireylerin, yani daha doğrusu gençlerimizin, çocuklarımızın elinde sigarayı görüyoruz. Sigara bir basamaktır. Ondan sonraki adımı uyuşturucu maddeler olarak, alkol olarak devam ediyor.